Tansiyon hastalarının e, ilaç şimdiye kadar e, tedavileri ilaç ile idi. Ya da kilo vererek ya da diyetine dikkat ederek idi. Kilo vermek ve diyetine dikkat etmek önemli bir tansiyon tedavisidir. Daha sonra bu, bu yetersiz kalıyorsa ilaçlar kullanmak gerekir. İlaçlar yetersiz kalıyorsa artık bir tansiyonun tedavisinde o zaman yeni gelişmiş teknolojileri ...girişimsel tedavileri devreye sokmak gerekir ki... ...bunlar da son günlerde dünyada da... ...ülkemizde de evet. popüler olan ve kullanılan... ...sağlıklı bir şekilde, bilimsel bir şekilde kullanılan... ...böbrek damarlarının etrafındaki sinirleri yakma... ...o sinirleri uyuşturma tedavisi başta gelmektedir. Gerçekten ülkemizde de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ee, ve çok güzel sonuçlar da alınmıştır. Bu sayede hastalar ilaçlarını önemli oranda azaltabilmekte. En azından çok dirençli olan, çok yüksek seriden tansiyonlarını düşürebilmektedir. Bir tansiyonun 16'nın üzerinde seyretmesiyle 16'nın altında seyretmesi arasında çok önemli bir fark vardır. Bu kişinin kalp krizi geçirme riskini azaltıyorsunuz, tansiyonu düşürerek. Beyin felci geçirme riskini azaltıyorsunuz, damarlarda pıhtı oluşma riskini azaltıyorsunuz, damarların yırtılma olasılığını azaltıyorsunuz. Yani çok önemli hayati katkılar sağlıyorsunuz. O yüzden tansiyon tedavisi çok önemlidir. Eğer ilaçlar kafi gelmiyorsa girişimsel, ameliyatsız sadece damardan girerek böbrek damarının etrafındaki sinirleri yap, yakmak tansiyonu ortalama %30-40 oranında düşürmektedir. Ve bu bakımdan çok önemli bir yüzyılımızın önemli çığırlarından birisidir.